Günaydın arkadaşlar, Bişkek'teyim yeniden. Bugün Uygur Türkleriyle vakit geçireceğiz. Dün biz bileklik satarken yanımıza gelmişlerdi. Hem bizden bileklik aldılar hem de oturduk bayağı sohbet ettik. Sonra gidip hatta bize yemek falan getirmişler. Bugün de hem sizi gezdirelim dediler hem de şimdi kahvaltı yapmak için geldik. Bugün hep beraber güzel bir gün geçireceğiz. Bakalım biraz da sizi onlarla tanıştırayım. Şimdi ablamızla tanıştırmak istiyorum sizi. Abla kendinden bahseder misin biraz? Merhaba. Uygur Türk'üyüm. Kırgızistan'da yaşıyoruz. Hocam burada ticaret yapıyor. Önceden Türkiye İstanbul'da kaldık. Ne kadar kaldınız İstanbul'da? İstanbul'da 6 sene kaldık. 6-7 sene. Geri iş dolayısıyla geldiniz. Yok, çocuklarımla da orada kaldım. Sonra kocam burada ticaret yaptığı için ayrı kaldık da buraya kavuşmak için geldim yani. Gene buraya geldiniz o yüzden. Evet. Anladım. Özlüyor musunuz Türkiye'yi? Çok özlüyoruz ya. Bir de çocuklar çok özlüyor. Değil mi? İstanbul'da mı yaşıyordunuz? Çok alıştı Türkiye'ye. O yüzden çocuklar çok özlüyor. İstanbul'daydınız değil mi abla oradayken? Evet, İstanbul'da. Şimdi gitmek istiyoruz. Bu kısa fakat yok. O yüzden gidemedik. Düşünceniz var mı tekrardan Türkiye'ye gitmek? Evet. Yani? Zaten pasaport başvurusu yapmıştım. Bu onaylanırsa, pasaportumuz güzel olursa, pasaportumuz çıktıktan sonra çocuklarla beraber gideceğiz ailece. İnşallah. Bekleriz her zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz bu arada tekrardan ablamıza, abimize. Onlar da dün bize çok yardımcı oldular. Dediğim gibi bileklik satarken tanıştık. Bugün de işte beraberiz. Böyle her yere gezeceğiz çocuklar. El sallayın. Enes Batur'a buradan söylemek istediğiniz ne var? Çok mutluyum ya. Uzun zaman sonra bildiğin Türk kahvaltısı. Bakar mısınız? Krak kahvaltısı, serpme kahvaltı. Ondan sonra butik diyor, tek kişilik kahvaltı. Tost falan var, ayvalık tostu. Ben sana iyi göstereceğim, tanıyor musun? Vallahi bildiğiniz kahvaltı var ya. Çok mutluyum şu anda. Bu arada fiyatlar da bu şekilde. 2890 som, 990 som. Tek kişilik olanlar da 590 som arkadaşlar. Şimdi kral kahvaltısı söylüyoruz. Şuradakinden. Bir de tost söylüyoruz, ayvalık tostu söylüyoruz. Ama bilmiyorum kaç kişilik. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Evet, öyle olsun. Sonra bu olsun. Sonra çay. Teşekkürler. Şimdi diğer çeşitlerimiz de geldi burada. Peynirler, kaymaklar, bal, tereyağı, zeytin. Uzun zamandır böyle bir kahvaltı görmüyorduk bu arada. Çünkü çok fazla gittiğimiz yerlerde hani kahvaltı kültürü bu şekilde olmuyordu. Evet ya, bakar mısınız? O yüzden çok mutluyuz şu anda. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Her şey var arkadaşlar. Zeytin ya. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, çıktık. Şimdi böyle biraz abinin çalıştığı yere geldik. Biraz da orada duracağız, sohbet edeceğiz. Ondan sonra bakalım, bilmiyorum neler yapacağız ama akşam bizi evlerine götürecekler. Meşhur Uygur yemeklerinden olan lagman varmış. Lagmanı yapacak abla bize. Öyle akşam da oraya gideceğiz. Yine onları da gösteririm. Biraz çekiniyorlar. O yüzden çok fazla videoda göstermiyorum. Ama çekinmedikleri zaman olursa göstereceğim size. Biz şimdi oturacağız. Biraz sohbet edeceğiz. Şu an ofisin içerisine girdik arkadaşlar. Çok enteresan bir şey var burada. Yani nasıl oluyor anlamıyorum. Suyun içerisinde bildiğiniz elektrik var ama böyle hiçbir şey olmuyor. Elektrik çarpmıyor. Yani elektrik falan. Bu aletten dolayı bu arada. Bu aletten dolayı. Abi sen anlatır mısın birazcık? O anlatamıyor. Anlatamıyor. Ben anlatayım mı? Ama bu Çin'den geliyormuş ve yani yeni çıkan bir teknolojiymiş. O yüzden de bak kettle falan kaynatıyorlar burada bu şekilde. Yani bak, kettle kaynıyor. Çalışıyor şu an. Kettle çalışıyor, elektrik elini... var. Bak mesela çarpmıyor yani. Gerçekten çok şaşırdım. Alet nerede? Heh. Aleti de göster. Ne yapıyorum bununla şimdi ben? Abi bu işi yapıyor. Şimdi sok onu. Bak elektrik var demek o. Elektrik var. Mesela ışık da yanıyor. Bak bu da attı mesela. Ya bunlar bunu genelde insanlar yani evlerinde, iş güvenlik yerlerinde için. Güvenlik açısından kullanıyormuş.
Hatta abla da söyledi. Sen de evinde kullanıyorsun değil mi abla? Evde kullanıyorum. Yani çocukların falan elektriğin kaçmaması için, yani elektrik çalmaması için. Evet, çocuklar olduğu için. Gerçekten çok ilginç ama. Ellerini çarpabiliyor diye düşündüğümüz için. Bu koruyor yani bundan. Şimdi bundan sonra çocuklar da böyle elektrikler yere gelme, şöyle yapma, öyle yapma demiyorsun. Evet. Rahatsın ya konuda. Bak. Buna da mı bakıyorsun? Kork. Elimi mi? Korkuyorum her soktuğum. Korkuyorum ama yok ya bir şey. Bu nasıl olabiliyor ya? Kolunu, çok şaşırdım. Koluna bakma. Akolu, alt tarafına bakma. Akolu ne yapıyoruz? Onu içine sok. Ne yapacağım? Kolu elinizi bırakın. Elinizi. Sonra buna. Ay korkuyorum. Bir şey yok. Ya elektrik aslında. Nasıl yani? Abi içinden her şey çıkıyor ya. 3 yıl garanti var. 3 yıl garanti. Ne kadar abi fiyatı? $100 başlıyor, $110. Evet, şimdi bahsettiğim bir aile vardı ya, sabah onlarla beraber kahvaltı yapmıştık hani. Şimdi bizi evlerine davet ettiler, akşam oldu, biz de dışarıda biraz bileklik satmıştık. Bize var ya inanılmaz güzel bir masa hazırlamışlar. Size onu göstermek istiyorum. Yani yok. Yok. Hemen. Bakar mısınız şunlara ya? Bak, burada karpuzu çok özlemişim. Muhteşem yüzyılda. Sultan Süleyman'ın sofrası gibi. Vallahi Sultan Süleyman'ın sofrası gibi. Bunları abla kendi yapıyormuş zaten. Kurabiyeler falan var burada. Bunlar Özbekistan'dan geliyormuş. Kuru üzüm, ceviz. Sonra ne vardı? Ha bu. Bu da kurut oluyor. Burada çok fazla tüketiliyor. Bahsetmiştim bundan da zaten. Burası, bu da hediye olarak gelmiş. Bu nereden de? Bu da mı Özbekistan'dan da? Bu da Özbekistan'dan gelmiş. Arkadaşlar yok. Bir de tabii ki bugün yöresel yemekler var. Uygur yemekleri var, yöresel yemekler. Onları da göstereceğim birazdan. Arkadaşlar ablamız bize şimdi yemek hazırlıyor. Ne yapıyorsun abla? Lagman. Ne var bu lagman içinde? Uygur yemekleri. Uygur yemeği. Lagman. Yani makarna gibi bir şey. Türklerin makarnası gibi. Hı-hı. Hamur oluyor. Hı-hı. Sonra böyle koruyacağız. Nasıl koruyacağız? Et böyle sebzelerle. Sebzelerle koruyacağız. Aha, koruyacağız. Sonra... Hamurunu böyle sizin makarna gibi, hazır makarnanız var ya, hı hı. Onun gibi kendim yapacağım onu. Şimdi yapacaksın. Evet. Sonra pişireceğiz onun üstüne bu koruduk şeyi koyacağız. Tamam, sen yaparken ben onu da çekeyim o zaman. Bu da bizim Uygur lagmanı oluyor. Uygur lagmanı, çok merak ettim. Etler doğrandı şimdi, bu ne? Evet. Bu, bunun Uygurcasını ben de bilmiyorum da, Çince. Sen teyze diyor. Aa, bilmiyorum. Aha, evet. Hiç kokmaz değil herhalde. Yok. Değil değil mi? Kokmaz. Güzel oluyor ama. Yok kuş konmaz. Kuş konmaz mı acaba dedim. Yok. Değil, tamam. Burada ya da... Sizinki yani yok. Bence de bu bizde yok böyle yok, bir şey. Yok. Değil mi? Yok. Bu da Türkiye'de önce de yoktu. Şimdi oldu diye biliyorum ben. O mu? Bilmem evet. O vardı sanki. Evet. Önce yokmuş. Bilmiyorum valla. Burada evet. Da yine domates, biber, evet. Sarımsak evet, var arkadaşlar. Evet, o şey var. Tamam abla, ellerine sağlık. Çok heyecanlandım. Sen şimdi o şeyi yaparken ben onu da çekeceğim. Tamam. Hamur yaparken. Bu ne? Su mu kaynıyor burada? Evet, su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra hamurunu o zaman yapacağız. Tamam, süper. Önce bunu koruyalım sonra. Hı-hı. Bekliyorum o zaman. Hadi bakalım. Etleri attı böyle şimdi içine. Bu şimdiki lağımın çok kızması gerekiyor. Yağın kızması gerekiyor. Evet. Bizler Türkler çok lağını böyle kızdırmıyorsunuz ya. Aha. Böyle soğuk gibi atarsınız. Biz öyle değil. Öyle değil, anladım. Lağını çok kızdırıyor. Yağı kızdırıp içine eti evet. Atılır. Evet. Sonra bunlar mı atılacak abla? Sonra şu burada soğanlar, soğan, domates. Aha. Onlar atılacak. Diğer Uygur Türkleri benim gibi yapmıyor. Diğer Uygur Türkleri böyle salça koyuyor üstüne. Salça koyuyor. Evet. Hmm. Biber salçası ya da domates salçası bir şeyler koyuyor. Hı hı. Ama benim kocam öyle salça falan istemiyor. Salça istemiyor diye. Anladım. O yüzden ben hiçbir şey koymadan sadece doğal tabiyden yapıyorum. Güzel ya. İşte o meşhur lagmanın yapılışı arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Hamuru önce abla yaptı. Daha sonrasında böyle makarna gibi açtı. Şimdi de bunu inceltiyor. Yani gerçekten incecik yapıyor. Su kaynatıyoruz. Suyun içine atacak ama sonrasını ben de bilmiyorum. Nasıl bir şey olacak? Gerçekten merak ediyorum. Birazdan o aşamaları da size göstereceğim. Ben de denedim ama hani çok böyle yani elim buna alışkın olmadığı için ilk defa gördüğüm bir şey olduğu için fazla yapamadım sanırım. Birkaç seferde öğrenirim ben bunu ama. Sıkıntı yok.
Bakalım diğerlerini de göstereceğim şimdi. Son aşamasında göstereceğim arkadaşlar. Şey gibi böyle. Vay be, çok enteresan. İpleri böyle yaparlar ya. Çok enteresan, inanamıyorum. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi böyle aldık. Wow. Böyle oluyor. Wow, daha wow, 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 wow. İnanmıyorum. Dur. Buraya koyacağız. Koyacağız mı? Evet. Neyse, artık koyduk. Gördünüz mü? Çok şaşırdım ya. Nasıl yaptı? Abla sen gel, yemekteyiz de katıl. Sonra lagman şimdi yaparsın. Bunu lagman yapışmasın diye. Çin usulü vallahi bu. Ha? Normal su. Şimdi böyle çıkardık makarnayı. Soğuk sudan geçiriyoruz. Bunu bazenler sıcak yemek istiyor hamurunu. Bazenler yani kavurması sıcak olduğu için bunu buz gibi, yani soğuk yemek istiyor. Anladım. Bu sıcak olduğu için bunu. Siz soğuk mu yemek istiyorsunuz? Yani bir soğuk yiyeceğiz. Siz nasıl yiyeceksiniz ona göre ayarlayacağız. Yok, bize fark etmez. Sizin yediğiniz tarzda olsun. Bakalım sonu nasıl olacak. Süzüyoruz. Lagman tarifi için buyurun arkadaşlar. Lagman tarifi için. Ha, birazdan da bence bu da üstüne koyulacak. Evet. Süper ya. Son dokunuşu sen yapıyorsun abi. Evet. Vay be, vay vay vay. Abi sevgini de katıyorsun. Ama güzel gözüküyor bayağı be. Bismillah. Süzün biraz. Bekleyeceğiz. Süper ya. İlk defa böyle bir yemek tarifi öğrendim lagman adında yani. Evet. Harika. Ellerinize sağlık. Evet, bu güzel ailemize veda ediyorum. Her ne kadar onları çok gösteremesem de size. Olsun. Abacığım, her şey için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk sizle tanıştığımıza. Biz de çok memnun olduk. Bir ihtiyacınız olursa ya da bir yerden bir ihtiyacınız olursa her zaman bekleriz. Sağ olun. İnşallah biz de sizi bekliyoruz Türkiye'ye. Tamam, geldiğinizde siz de bizim misafirimiz olursunuz. Tamam, tamam. Teşekkür ediyoruz abi her şey için. Sağ olun. Çok memnun olduk. Meryem. Bu videoyu da böyle kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhabalar herkese. Arkadaşlar bugün bir takipçim vardı. Abla bana yazıyordu 2-3 gündür. O bizi davet etmişti evine. Şu an onun evine geldik. Havalar da bayağı bir yağışlı. Arkadaşımız var. O bizi şimdi yukarı çıkarıyor. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. İsmin neydi? İsmim Amir. Amir. Seren benim de. Seren. Seren. Evet, memnun oldum. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sizi ailemizle tanıştıracağım ama birazdan müsait oldukları zaman. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bizim için böyle yöresel bir sürü şey hazırlamışlar. Hatta meşhur 5 parmaktan da yapıyorlar. Birazdan size onu da göstereceğim. Yapılışını falan göstermek istiyorum. Hamurunu yapıyordu abla en son. Tarbuz. Sonra tarbuz mu? Hamuruna tarbuz mu diyorsunuz? Hamurunu yapıyordu. Ondan sonrasında işte haşlanıyordu etlerde. Çok enteresan bir şey yani. Herkes de bana yazmış işte yöresel yemeklerden yedin mi falan diye. Ben de henüz yememiştim. Abla da sordu ben size yöresel yemek yapayım falan diye. O yüzden de 5 parmağı yaptı. Sağ olsun. Bizim için de bayağı bir uğraşmış. Burada da böyle güzel bir masamız var. Hemen onları da göstermek istiyorum size. Karpuzumuz hazır. En sevdiğim meyve benim de karpuz. Ondan sonra kayısılarımız falan var. Burada kuru cevizimiz, üzümümüz, salatamız var. Kavunumuz da var burada. Birazdan arkadaşlar size diğer yemekleri de göstereceğim. Nasılsınız çocuklar? Nasılsınız çocuklar? Sen kendini tanıt bakalım. Kimsin sen? Ben Muhammed Ali. Muhammed Ali. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Sen ailenin kaçıncı çocuğusun? Kaç kardeşsin? Kardeşli? Hı. Ben Bilbeyim. 4. 4. 4 kardeşliyim. Kaç balan var? Balan balan. Bala çocuk. Bala diyorum. Aha. Kız çocuğu ama. Kardeş kardeş. Ben 3. 4. Dördüncüz orada. Ayakta. 3. ikinci var. Dördünüz erkek mi? Dördümüz erkek. Dördü erkek mi? Oğlan. Kız yok mu hiç? Oğlan yok. Mı hepsi? Yok. Kız yok. Ha, çok tatlısın Muhammed Ali ya. Yerim seni. Ha?
Yerim seni. Çok tatlısın. Düşünmedim. Düşünmedin sen. Çok tatlısın. Çok çok. Çok bebeğim. Düşmedi. Düşünmedi o. Muhammed Ali. Biraz sen konuş bakayım ya sizin dilinizde. Konuş. Danış bana. Evet. Evet evet. Bana bizden tamamımız. Tamamımız. Yemeğimiz mi? Kabaçki boklajan. Ha, bu mu kabaçki boklavaç? Söyleyemedim. Kabaçki boklajan. Boklajan. Marinovani. Bak başarı. biz buna patlıcan diyoruz. Buna da kabak diyoruz. Kabak. Bu kabak, bu da patlıcan. Patlıcan. Kabak. Türkçe. Aa, bizde svikla kızılçak. Svikla kızılçak. Kızılçak emes, kızılçak. Svikla. Çok tatlı ya. Kızı tatlı olsun. Salat kılsan olmuş o kızılçaktan. Desen olsun kızıl kulata dilinde de alın. Ne söylüyor abla? Anan olsun çün atı kızılçak bulutup. Başka bir yani yemek var ya onu söylüyor. Ha, başka yemekten de söylüyor. Başka yemekler değil. Onu söylüyor. Sen annene yardım ediyor musun? Ne? Mamana cerdan beresini de. Evet. Ola. Ola. Evet. Piyas ap geleyim. Hazır ap geldim. Patates, matates alırım gelirim. Diyor. Aferin sana. Aferin sana. Memnun olduk biz seninle tanıştığımıza. Siz kaça yaştasınız? Ben kaç gösteriyorum? Kaç kız? Kaça yaşta? Kaça yaş gösteriyorum? 18'de. 18'de? 25 yaşındayım. 25? Büyük müyüm? Siz? O da 27 yaşında. 27. 27? Hı-hı. Aa. 2 yaş kasız olsunlar. 2 yaş var. Evet. Biz senden çok büyüğüz ya. Çok büyüdük. Sen de bizim yaşımıza geleceksin. Aha, ben kitana kayman. Hadi selam gönder Türkiye'ye. Ne? Selam Türkiye'de. Selam Türkiye. Ya şimdi size meşhur 5 parmak yemeğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizim için özel olarak yaptı abla. Zaten burada özel misafirlere yapılan bir yemekmiş. Hani çok sürekli tüketilmiyormuş. O yüzden şu an size göstereceğim. Yani tüketiliyor mu? Böyle daha çok kış aylarında falan tüketiliyormuş kış mevsiminde. Hemen size gösteriyorum. Bir şey diyeceğim. Burada atın neresi var? Bunda. Bunda. Biliyor musun? Kartoşka var. Kartoşka var ama şey. Bu atın neresi yani? Cılkının neresi? Cılkının. Cılkının. Bacağı mı? Neresi mesela? Kaburga şimdi, neresi? Şimdi bilmedik yani bacağı. Bacağı mı? Bilmem de. Tam anlamadınız silikon belki ne demek istediğimi. Ha, yok yok. İçinde böyle patates falan da var yani kartoşka yine. Etimiz var. Burada da hamurumuz var onu da göstereceğim. Burada da hamurumuz var böyle hamur da açılıyor. Ondan sonra bunlar kesiliyor. Kesilip altına koyuluyor haşlandıktan sonra. Bunu ne için yapıyorsun? Bu marinat yaptım. Marinesini yapacaksınız öyle mi? Evet. Oğulların sana yardımcı oluyor abla. Bakalım merakla bekliyoruz ya. Çok değişik bir yemek sonuçta. İlk defa yiyeceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Bu bağırsak da önce ya. Ha? İçi. İçi var. Haşlandı mı şimdi? Kazı. Kazı diyorsunuz buna. Evet. Evet kazı diyorlar. Patatesleri de bunu aldık şimdi böyle. Etler pişti mi? Biraz var yani. Biraz var. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Hem de yapılışını çekmiş oldum. Böyle daha iyi oldu yani dışarıda göstermektense. Evde bu yemek nasıl yapılıyor onu göstermiş oldum ben de. Aynı zamanda tabii ben de görmüş oldum bu şekilde. Gayet iyi oldu bizim için. Masaya geçtik şimdi. Burada da böyle bayağı bir şey hazırlamışlar yine. Şunu göstereceğim. Çaylar böyle kasenin içinde içiliyor. Başka bir şey söylüyorlar ama kaseye. Böyle. Bir de bunlar meyveli çay bence böyle kokulu falan. Burada da dolma var. Ama bu dolma böyle at etinden yapılıyormuş. İçindeki at etiymiş. Burada küçük kardeşimizin söylediğine göre ama tadı yani bayağı güzel lezzetli olmuş. At eti olduğunu anlayabiliyor musun? Yerken biraz anladım gibi.
Ben pirincinden almıştım. Tam anlayamadım o yüzden. Bayağı güzel geldi. Sonra şimdi... Etlerinden al, anlarsın. Etini aldım şimdi. Evet, biraz anladım. Bize çok çok garip geliyor değil mi? Afiyet olsun. Şimdi siz izlerken de öyle düşüneceksiniz. Vay be. Bu arada at eti burada pahalı olan bir şey. Yani normal inek etinden falan çok pahalı. Yani genelde biz pazarları gezdiğimiz zaman da onun fiyatı ona göre çok yüksek oluyordu. Ben de şöyle daha çok pirinçlerinden alıyorum. Evet, heyecan dorukta, yemeğimiz geldi arkadaşlar. Sunuma hazırlanıyor şu anda. Dırıdırın. Evet, hamur haşlandı. Bunlar... At sucuğu hangisi şimdi abla? Çocuk. Ha, bu. Çocuk. Ha yok, sucuk bu. O ne? Oradaki olan? Evet. Ha, o da et. Sucuk yarılmış yani. Tamam, olsun. Sucuk yarıya bölünmüş sadece. Patatesler var, hamur var. Etler, birazdan o eti de üstüne dökeceğiz. Böyle bir şey yani. Kartoşka da var. Farklı değil mi? Siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bakın böyle. Bu özel misafirlere yapılan bir yemek burada. Birazdan tadına bakacağız. Evet arkadaşlar, sıra şu an tatmada. Ben böyle değişik şeyler denemeyi seviyorum. Çünkü gittiğim ülkelerde hep farklı şeylerle karşılaşıyorum. Bir de hani ev yapımı olduğu için insan böyle daha da rahat bir şekilde yemek istiyor. Şimdi hamurumuz var, etimiz var, patatesimiz var. Bunun olayı 5 parmak. Neden? 5 tane elini kullanarak yiyorsun. Şimdi böyle aldım hamurumu. Etimi alayım şimdi buradan. Böyle etimizi de alıyoruz. Sonra böyle hamurla eti beraber yiyoruz. Arkadaşlar öncelikle bunun hamuru böyle et suyunda haşlanıyor. O yüzden hamuru gerçekten çok lezzetli. Et de çok inek etinden farklı değil aslında ama sadece biraz daha at eti kuru bir etmiş. Onun farkı var diye düşünüyorum. Yani anlayabileceğiniz tek şey etin kuru olması. Ama afiyet olsun. Ama çok teşekkür ederiz. Bize böyle değişik bir şey yaptığın için. Afiyet olsun diyelim arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Çekiyorum. Tamam, afiyet olsun. Teşekkür ederiz abla. Şeyde soğan da var değil mi abla içinde? Ne var? Soğan.